Değerli izleyenlerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir yılı karşılıyoruz efendim. Yeni yılın yeni gününde ve yepyeni bir saatindeyiz. Evlerinize konuk oluyoruz. Diliyoruz ki bu yeni senemiz yüreğimizden geçen bütün güzellikleri bizlere nasip eder. Sağlıkla, huzurla, bereketle, barışla, sevgi dolu, umut dolu bir yılımız olsun inşallah. Bütün kötülükler bizden uzak olsun. Rabbimiz her daim yar ve yardımcımız olsun. Evet efendim, bu güzel günde yine değerli bir konuğumuz var. Kendisini yakından tanıyorsunuz aslında. Konu TV ekranlarından da tanıyorsunuz. Kültür Dünyamız program yapımcısı ve sunucusu. Ve tabii ki yazar kimliğiyle de kendisini tanıyorsunuz. Birçok kitapları var, romanları, öyküleri var. Onlar üzerine söyleşi yapacağız kendisiyle. Yazar Duran Çetin bizimle birlikte. Yepyeni çıkan son kitaplarını bize getirdi efendim. Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri diyeceğiz. Tebessüm Öğretmenler ve Öğrenciler için ne kadar önemli, bundan bahsedeceğiz. Bir taraftan Cüneyt hikayesi var, onu anlatacağız sizlere. Diğer taraftansa Maceralar masal kitabımız var. Onun hakkında da bilgiler vereceğiz. Bizlere ulaşmak isteyenler varsa yeni yıl mesajlarını yine dün olduğu gibi bugün de sevdiklerine iletmek isteyenler varsa ulaşın istiyoruz efendim. 444-0155 telefon numaramız. Diğer taraftan konu.tv yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sayın Çetin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, teşekkür hocam? Ediyorum. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ediyoruz. Vallahi iyi ki varsın. Yeni yılın ilk programı. Kendi programınızdan bile önce yaptığımız programlardan bir tanesi olacak. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Biraz önce o güzel cümlelerle iyi dileklerinize ben de katılıyorum. Her şey güzellikler içerisinde olsun inşallah diyorum. Zaten mutluluk, huzur bu güzelliklerle birlikte ancak bir anlam ifade ediyor. Tabii ki. Bunun dışında yani anlık hevesler insana hiçbir şey katmıyor. Çok bunun doğru. Ufukta, hedefte mutlaka ulaşılması gereken yerin iyi tespit edilmesiyle de doğrudan alakası var. Hı hı. O dua niyetindeki ifadelerinize katılıyorum. Allah kabul etsin inşallah. Hepimizin de gönlüne göre versin. Evet. Şimdi özgeçmişten bahsetmeyeceğiz. Daha önce sizinle epey zaman geçmiş yalnız. Bayağı bir zaman geçti. Ara ara programlar yaptık. Eğitimin öneminden bahsettik. Eğitim hakkında ve yine yazılarınız, kitaplarınız üzerine güzel programlar gerçekleştirdik. Ama şimdi üç tane birbirinden güzel ve önemli olan kitaplarımızla geldiniz. Onlar hakkında konuşacağız. Yazılarımız hakkında, çalışmalarınız hakkında konuşacağız ki özellikle romanlarınız tez olarak üniversitelerde ders olarak değil mi? Tez olarak. Bitirme tezi olarak çalışıldı kitaplar üzerinde. Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi. Bende olan bunlar. Ama bunun dışında hangi üniversiteler var? Mutlaka bunun dışında vardır. Benim de bildiğim bunlar ama bu üniversitelerde sayı farklı olabilir. Yani bazısında 3 görünüyordu da 4'tür. 2 görünüyordur, 3'tür filan gibi. Evet. Yeni tezler de bu sene üzerinde çalışılan tezler de var. Yine Erciyes Üniversitesi'nde, Selçuk Üniversitesi'nde mesela 2 tane öğrencimiz bununla ilgili yeni çalışma yapıyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yine yeni bir tez çalışması yapılıyor. Bu hem romanlarla hem yazmış olduğum öykü kitaplarını değerlendirmesi. Evet. Tabii değerlendirme yapılan çalışma, yaptırılan bölümle ilgili. Halk kültürü alanında yapılıyorsa halk kültürü açısından işte yeni Türk edebiyatı alanında yapılıyorsa o açıdan değerlendirmeler yapıyor öğrencilerimiz. Tabii güzel tezler ortaya çıkıyor, güzel eserler ortaya çıkıyor. Güzel olmayanlar da oluyor ama bu güzelle güzel olmayan yan yana geldiğinde aslında güzelin değeri ortaya çıkıyor. Öyle ya da böyle bir şekilde bunların kale alınması mutluluk verici bir durum. Onu çok güzel. Kabul etmem lazım. Üniversitede yazılarınızın, kitaplarınızın bu şekilde tercih edilmiş olması çok güzel. Diğer taraftan dergi çalışmalarınız devam ediyor. Oradaki başlıklara bakıyorum, her biri birbirinden güzel. Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Edebistan özellikle benim dikkatimi çeken. Bunun üzerine konuşmak istiyoruz efendim. Sonrasında Edebiyat Ufku var. Diyanet Çocuk, Kent ve Çocuk, Çocuk Eğitimi. Bunlar da var. Her biri hakkında kısa kısa belki bilgiler aktarabiliriz izleyicilerimize. Şimdi ben herhalde 20 yıldır yazmaya devam ediyorum. Yani net tarih şu desem yanlış olur. Belki 1987 idi.
Belki 88'de yazmaya başladım. Tabii epey bir zaman geçti. Tecrübe de kazandık. Evet. Yazdıkça yazma hızımız arttı. Hı hı. Yazma çeşitlenmesi meydana geldi. Bunları bir şekilde dergilerde değerlendirmek gerekiyor. Ben dergilerin edebiyatın mutfağı olduğunu düşünüyorum. Her yazar da bunu zaten itiraf eder, kabul eder. Hı hı. Eğer inatlaşmıyorsa bir meseleyle bunu rahatlıkla herkes söyleyebilir. Hakikaten dergiler yetişme noktasında bir mutfaktır. Bir de kitleye hızlı ulaşan. Yok aslında Simge Hanım, yani dergiler o kadar çok fazla basılmaz, dağıtılmaz ama bir kariyerdir en azından yazar Hı-hı. açısından. Hı-hı. Hece Öykü dediğin zaman bu alandaki en güzel dergilerden birisi. Evet. Herkes anlar. Bu alanla iştigal eden insanlar bunun böyle olduğunu bilir. Herkes bunun farkında değildir. Zaten edebiyat dergileri herkes tarafından okunmaz. Edebiyat evet. dergileri belki çok satmaz. Satılması gerekir aslında. Çünkü günümüze baktığımızda herkes yazar. Hele gençlikte şiir yazmayla başlar. İşte 12, 13, 15 yaşında. Çok doğru. İlk duygularını defterin kenarına, kitapların kenarına yazmaya başlar. Kendisini şair olarak düşünür. Sanır demiyorum. Düşünür. Düşünür. Yazar. Doğru. Duvarlara yazmaya başlar. Nereyi bulduysa oraya bir şeyler yazar. Aslında yazar olma temayülü çok fazla bu millette. Ama yazmaya devamlılık çok fazla değil. Yani işte o dönemde bazı duygularını dile getirme açısından yazıyor. Öylece kalıyor. Kendisini geliştirme yolunda bir çabası olsa Türkiye'de şu anda nüfusa oranladığımız zaman yazar sayısı çok fazla değil. Avrupa standartlarının üstünde değil kesinlikle. Bir Yunanistan kadar bile çıkmayabilir. Mesela ufacık bir ülke Yunanistan. Kıyasladığımız zaman küçük kalabilir oran, onu demek istiyorum. Evet. Ama eğer biz bu konuda temayülü olan o insanları teşvik eder, yazmalarına destek olursak yazar, şair sayımız artacak, ben buna inanıyorum. Peki bu alanda kişinin kendini geliştirmesi için ne yapması gerekiyor? Hani belki lise çağlarında ya da ortaokul çağlarında biz şiirle başlamışızdır ya da bir şeyler not almaya başlamışızdır da gerçekten yazar olmak istiyorsak ya da gerçekten şair olmak istiyorsak mutlaka gitmemiz gereken bir yol vardır, değil mi? Kesinlikle. Ben tabii bizim dönem ile şimdiki dönemi kıyaslamak çok makul ve mantıklı değil. Yani o dönemin şartları oydu, belli. İşte bunun dışına çıkmak mümkün değildi. Ben 1974 yılında ortaokula başladım. Ondan önce de ilkokulu bitirmişim anlamı taşıyor bu. Evet. O dönemlerde bir köy okulunda, Çumra'nın Apasaraycık köyü ilkokulunda. 5 yılım orada geçti. Ondan sonra köyden çıktım zaten. Ortaokulu okumak için yatılı bir okula geldim. Arkasından lise, üniversite devam etti gitti. Şimdi burada sorduğun soruya cevap verebilmek için geçmişe gitmem gerektiğini Peki. düşündüm. Benim hiçbir kitabım olmadı. Ben hiçbir yazar tanımadım. Yazar nedir bilmiyorum o dönemde. Yazar dendiği zaman belki de bu dünyada yaşamayan, başka yerden gelen insan olarak bir algı da geliştirmiş olabilirim. Hakikaten öyle. Yazar nedir, kitap nedir? İnsanların derdi yazar ve kitap değildi ki. Kitaplara ulaşmak çok mu zordu o zaman? Tabii ki. Yani okul kitaplarımız bile yoktu. Karınlarını doyurma derdindeydi insanlar. Kendilerinin ve hayvanlarının karınlarını doyurma derdindeydi. Ben o günleri iyi hatırlıyorum. Yani o gün bulmuşsak şükrediyorduk. Allah'a şükür karnımız doydu. İnsanların geneli de böyleydi o dönemlerde. Daha sonra bir hızlı gelişme söz konusu oldu. Ben ilk kitabımı sanırım lise 1'de ya da ortaokul 3'teyken para verip aldım. O parayı da verirken ellerim titredi. Çok tabii. Yani bana verilen 3-5 kuruşu biriktireceğim. Zaten verilen bir şey yok. Ve kitap alacağım. Ama aldım, mutluyum. O kitap hala bende duruyor. Yani ilk kitabım hala duruyor. Bu çok önemli. Bunu niye söyledim? Eğer biz insanların yazar olmasını teşvik etmek istiyorsak ya da buradan tavsiye edeceğimiz konular nedir gibi bir soru bana geldi. Ben öyle anladım. Evet. Diyeceğim şu, bir kitap alacaksınız kardeşim. Yani çarçur ettiğiniz, bir anlık haz duyduğunuz yiyecek ve içeceklerden uzak duracaksınız ve kitap alacaksınız. Almak yeterli mi? Bir manada ilk adımdır belki. Bir kitaplığınız oluşur. Heveslenirsiniz, heyecanlanırsınız. Ama sadece kitaplıkta duracaksa da. Ve kitap okumanız gerekir. Yani kitap okumazsanız herhangi bir şey yazamazsınız demiyorum. Yazabilirsiniz ama sürekliliği olmaz.
Yazarlık süreklilik ister. Yani bir kitabınız yayınladı, yayınlandı. Mutlu oldunuz. Oh dediniz ya, artık ben de bir yazarım falan dediniz. Ama bir taneyle kalmamalı bu. Ya ikincisini yazdığınız zaman aynısı oluyorsa tekrara başlamışsanız bu iş olmuyor demektir. Yani altyapınız, arka planınız, dağarcığınız dolu değil, boş anlamı taşır. Bunun esası da okumaktır, okumaktır, okumaktır. Ben günümüzde insanların eskiye nazaran çok daha fazla okudukları kanaatinde olanlardanım. Ama o zamanlar sizin anlattığınız gibi kitaplara ulaşmak çok zordu. Evet. Belki bunun eksikliğini yaşadığınız için siz yazmaya yöneldiniz. Bilmiyoruz o duygularınızı. Şimdi. Hani kitapları çok seviyorsunuz. Ulaşmak mümkün değil. Ulaştığınız zaman da okuyorsunuz. Ama devamı geliyor. Sadece okumuyorsunuz. Okumayla başlıyorsunuz. Sonra yazıyorsunuz efendim. Yazmaya başlıyorsunuz. Ama bunda bir süreklilik olması gerekiyor. Kesin. Önemli diyoruz. Evet. Peki. Bu konuya yine geleceğim de hatıralar, hani 2013'ün ilk günündeyiz ya, geçmiş oldu artık, hepsi hatıralardan bahsediyoruz. Hatıralardan bahsedelim. Bakalım geçmiş yıllarda neler yaşanmış Duran Çetin Hanım'la. Çumra'da bu meselenin ikinci boyutu. Günümüzle geçmişi kıyaslıyorum. Yazar olma ihtimali çocuklarımızın çok daha yüksek oranı itibariyle onu ifade ediyorum. Tabii bunları ki anlatırken. Bu kadar kaynak varken. Her yönde zenginken. Çumra'da öğrencilik yaptım ben, ortaokul ve liseyi. Tabii yine aynı şekilde öyle günümüz gibi değerlendirilemez. Kütüphane vardı. İlçede halk kütüphaneleri her ilçede vardı o dönemde. Girdiğim zaman girmeye korkardım ben. Yani oradaki görevlilerin tutumlarından tutun da kitaplar duvarlara dizilmiş, albenisi yok. Sevimli ve sempatik gelmiyor ciltli kitaplar. Üzerinde sadece tek renk ciltler yapılmış filan. Belki koruma adına o dönemde kitap da çok fazla değildi. Doğruydu ama bir de günümüze geliyoruz. Şimdi İl Halk Kütüphanesi'ne gitsin öğrencilerimiz, izleyicilerimizden bazıları hangi ilde olursa olsun. Pırıl pırıl, güzel, gayet nefis bir ortam var. İstediğiniz şekilde kitabı alabiliyorsunuz, oturup bir kenarda çalışabiliyorsunuz, kendinize özel oda bile ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde gelişti. Tabii bu imkanların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Önemli olan yazma temayülünü geliştirmekse bunun altında, temelinde kitap alma, okuma ve kendisini geliştirme var diye düşünüyorum. Bu imkan şimdi daha çok. Evet. Mesela ben ilk yazımı öğretmenliğime 1986 yılında öğretmenliğe başladım ben. Neydi hocam, hatırlıyor musunuz ilk yazınızı? Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde İmam Hatip Lisesi'ne öğretmen olarak atandım ben, Sarıcakaya ilçesinde. İlk göz ağrım orası, çocuklar da öyle, birçoğunu unutmadım hala. Her ne kadar onlarla biz haberleşemiyor olsak da çünkü 26 yıl geçti aradan başladıktan Eminiz, sonra. Eminiz arada mutlaka ananlar sizi hatırlayanlar vardır. Tabii zaman zaman arıyorlar. Evet. Ben bunlar herkese selam gönderiyorum buradan. Hepsini öpüyorum, evet. Seviyorum. Evet. Çünkü onlar hakikaten unutamadığım öğrenciler benim. Ondan sonra Tokat'a gittim. Kulu, Çumra, Konya. Ama ilk olanlar onlar. Bir de öğretmenliğin verdiği o heyecan, heves artı idealist düşünce beni belki de o dönemde çocukların hoşuna gitmeyecek şekilde onları sıkıştırmama da sebep olmuş olabilir. Çünkü insan yetiştirme hedefimiz çok önemliydi. Öğretmeni ilk başladığımızda idealist bir yapımız vardı. Ki zaten oydu belki de çocuklarla bizim aramızdaki o bağı sıkılaştıran, hala koruyan, hala unutturmayan. Niye ondan sonraki birçok yerde yapmış olduğum öğretmenlik esnasındaki öğrencilerimi unuttum? İşte o aradaki fark o. Şimdi ilkler demek daha güzel oluyor. Peki hocam, dediniz ki belki ilk öğrencilerimi biraz daha böyle baskıcı ya da biraz daha ders noktasına sıkıştırmak dediniz. Doğru mudur bu? Yani böyle mi yapmalıyız? Hani derslerini gerçekten ciddiye alsınlar diye mi yapıyoruz biz bunu yoksa? Şimdikilerin durumuna baktığımız zaman o zamanın biraz daha doğru olduğu kanaati bende 26 yılın sonunda pekişiyor, onu söyleyeyim. Şimdi öğrenciyi teşvik etme noktasında insani davranış, işte güler yüz, her şeyi yapıyorsunuz. Ama en küçük bir harekette veliyle birlikte psikolojisi bozuldu hesabından öğretmeni taciz etme noktasına gelen olaylar az değil. Bu hoş bir şey değil. Tamam, öğretmen olarak aldığımız eğitim de değişti zaten. Bundan 26 yıl önce ben üniversite bitirmişim. O dönemdeki
öğretmenlik psikolojisinin ne olduğu ile ilgili almış olduğumuz eğitim şimdiki eğitimden daha farklı. Bunu ben kabul ediyorum. Şimdiki gençlerimiz öğretmenliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda farklı alternatif düşünceler görebiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Şimdi öğretmenlik noktasını eleştirecek değilim. Çünkü öğretmenler hakikaten çok önemli bir iş yapıyorlar. Ve büyük bir camia, yani Türkiye'deki en büyük meslek grubu belki de öğretmenler. Ki bu daha da artacak. Çünkü büyük bir ülkeyiz. Nüfusumuz çok fazla. Daha da fazla olur inşallah. Genç nüfusumuz da fazla. Böyle olunca bundan sonra herhalde her 4 kişiden 5 kişiden biri öğretmen olarak görülecektir. Çok normal. Çok fazla değil mi? Çok normal. Evet. Ama yani günümüzde de velilerin çocuklarını yetiştirme noktasında emanet etmiş oldukları insanlara güvenmeleri gerekiyor. İnsanız, öğretmen olarak bazen hata yapabiliriz. Bu çok abartılacak bir durum değil diyorum. Evet, kendi çocuklarımıza yapmıyor muyuz? Hiç beklenmedik şekilde tavrımız ortaya çıkabiliyor. Çocuğumuzu azarlayabiliyoruz. Öbürünü söylemiyorum. Yani kendi çocuğumuz olunca bir şey olmuyor. Daha rahat hatta, değil mi? Bir başkasının çocuğuyla ilgili öğretmenin yapmış olduğu yanlış davranışlar olabilir, kabul ediyorum. Ama hepimiz insanız. Velilerin biraz daha bu konuda öğretmenlere güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlik profesyonelce yapılmıyor. Amatörce de yapılmıyor şu anda. Peki nerede? İşte orası belli değil biraz. Ya profesyonelce yapılabilmesi için öğretmenin rahat edeceği bir ortamın oluşması lazım. Amatörce yapılabilmesi için geçmişe gitmemiz lazım ki hiçbir veli şu anda onları kabul edemez ya. Yani. Şimdi arada kalan bir süreçteyiz galiba. Ama iyiyiz. Yine de eğitimin yeni sistem içerisinde tabii her yeniliğin bir aksaklık geçirme dönemi olacaktır. Bunların olumlu şekilde değişeceğini ve gelişeceğini umuyorum ben. Yeni sistemde öğrencilerimizin kendine özgüvenini ön plana çıkartan bir müfredat söz konusu. Böylelikle yine ben getirip nereye yamayacağımı karar verdim. Peki. Çok fazla yazar Bekliyoruz. Yetiştirebiliriz. Evet. Yeni sistemde çok daha fazla yazar yetiştirebiliriz, şair yetiştirebiliriz. Bu imkan da var yani. Faydalanabileceğimiz dedik ya öncesinde de. O kadar çok kaynağımız var ki, o kadar çok değerlerimiz var ki aslında onlara ulaşsak galiba işimizi biraz daha kolaylaştırmış oluruz. Ama öncelikle bu kitapları alıp evimizde kitaplığımıza koyup sonra onları okumaya başlayarak olacak. Evet, evet. Çünkü söylediğiniz gibi kelime dağarcığımız yetersiz olduğu zaman tekrarlara düşeceğiz. Ve ikinci bir kitap yazmaya karar verdiğinizde bakacak okuyucular, diyecek ki diğer kitapta benziyor. Hatta cümleler bile aynı. Dikkatli okuyucular da var çünkü. Hı hı. O zaman diyecekler ki yok, verimli bir yazı değil artık bu diye belki karar verecekler. O yüzden bu alanda ilerlemek isteyenler çok 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 okumaya ihtiyacımız var. Şimdi elimizde bir kitabımız var efendim. Biriyle başlıyoruz artık. Sonrasında diğer yazılara geleceğiz. Edebistan özellikle, onu merak ediyorum. Onun hakkında bilgi alacağız. Tebessüm öğretmen ve öğrencileri. Tebessüm bizim için neden önemli? O olmazsa acaba işlerimiz yolunda gitmez mi? Evet. Hem öğretmen için hem öğrenci için önemli olan ve bu kitapta neler anlatılmış acaba? Şimdi Türkiye'de okuyucu profiline baktığımız zaman genelde öğrenciler. Okuyucu profili böyle. Diğer insanlar da okuyor. Ben ilk öğretimlerde en fazla kitap okunduğunu düşünüyorum. Sonra orta öğretimlerde, sonra üniversitelerde. Üniversite öğrencisi çok fazla olmasına rağmen çok kitap okuyan var diyemem. Okuyan öğrenciler, kendisini yetiştiren öğrenciler gerçekten var. Ama bunun yanında hiç kitap okumadan üniversite bitirenler var desem yeridir. Bazen oluyor bu. Yani kendi yeğenlerimden, tanıdıklarımdan, yakınlarımdan üniversitede okuyanlar var epey. Onlar üzerinde de ben gözlem yapıyorum. Kitap okuma noktasında hakikaten üniversitelerde bir sıkıntı var. Ha, bunun temelinde de yine belki de ilk öğretimden itibaren okuma sevgisini verememe olabilir. Olabilir. Orta öğretimde öğrencilerin okumaktan daha ziyade yarışma içerisine sokularak üniversiteye hazırlanma gibi bir derdinin olduğu dışında için bir şey olmaması da yatıyor olabilir. Ki ben bunları kabul ediyorum ama biraz önce dediğim gibi yeni sistemimizde biz çocuklara okuma noktasında bir açılım sağlamış
durumdayız şu anda. Bundan sonra alışkanlık haline gelen bu süreç devam edecektir. Orta öğretimde de çocuklar kitap okuyacaktır, üniversitede de okuyacaktır İnşallah. Diye düşünüyorum. Şimdi tebessüm nedir? Bizim evet. değerlerimiz açısından baktığımızda çok önemli. Eğitim açısından da öyle, anne baba olarak, çocuk yetiştirme açısından, çevreyle ilişkilerimiz açısından da çok önemli. Somurtkan bir yüz, merhaba diyorsunuz. Dolu buna, bir yüzü kim değil mi böyle? Buna verilecek tepkiyle, güler yüzle, efendim nasılsınız, hı-hı. ne var ne yok gibi bir girişiniz çok farklı olacaktır. Bu hı-hı. çok önemli. İletişimdeki en önemli hususlardan birisi tebessüm. Ben tebessüm diyorum. Yani bir konferansa gitmiştim. Oradaki konuşmacı diyordu ki, ya aynı apartmanda oturuyoruz. Yani bunu burada anlatmam yerinde mi bilmiyorum ama olsun. Anlatalım hocam. Anlatalım. Anlatalım. Aynı apartmanda oturuyoruz. Konferansta söyledi herkese bunu. Adam güler yüzle bir selam aleyküm demiyor, günaydın demiyor. Suratı asmış, kafayı eğmiş yere. Sanki aynı apartmanda oturmuyoruz, aynı asansörü kullanmıyoruz. Diyor. Arkasından da bir örnek veriyor. Dışarıda merada otlayan öküzler bile, hayvanlar bile birbirleriyle işte ses çıkartarak selamlaşıyor, hı-hı. birbirleriyle konuşuyor. Biz insanız, niye konuşmuyoruz? Niye bir merhaba, niye bir günaydın, niye bir selam aleyküm demiyoruz diyordu. Hakikaten belki de şehir karmaşası, belki de çoğunluk içerisinde bireyselleşme diyorum ben buna. Hı-hı. Yalnızlaşan insanların dışa açılımları oldukça güç. Bu adam kendisini beğeniyor, yargısına da varmak istemiyorum. Ama yani kendisini soyutlamış, kenara çekmiş, hiç kimseyle merhaba etmeyen bizim apartmanımızda da var. Bir başka apartmanda. Bunu ben diyeceğim evet. hocam yani. Bir merhaba diyemiyor. Hepimiz yaşıyoruz yani, mutlaka bunu. Kardeşim nasıl selamlaşacaksan selamlaş. Ama bir şey söyle. İnsanlar birbirleriyle bir irtibat halinde olsunlar. Allah'ın bir selamı aynı kapıdan içeriye giriyorsun. Evet. Kaldı ki İslami açıdan değerlendirdiğimizde bir insana yapabileceğiniz en önemli, en güzel dua selamdır. Esselamu aleyküm dediğiniz zaman. Ha sen bunu demeyecek misin? Deme. Merhaba de. Günaydın de. Ne diyeceksen de kardeşim. Nerede? Nasılsınız? Bir şey de yani. Değil mi? Sonrasında muhabbet ilerlemeye yani bilir. Esselamu aleyküm gelmişken onu kaç cümle söyleyeyim ben. Cümle Açalım. Söyleyeyim. Buyurun. Bir insan için yapabileceğimiz anne babamız için ya da çocuklarımız için ya da öğretmenimiz için kimin için olursa olsun en önemli duadır. Aynı dua size iade olunuyor ve aleyküm selam denerek. Yani esenlik, güzellik, mutluluk, huzur. Aklınıza ne geliyor güzellik adına? Her selam şey. Kelimesinin kavramın içerisinde yer eden şeylerdir bunların hepsi. Selam bu kadar kapsamlı ve geniş bir kelimedir. Hı hı. Böyle bir dua ediyoruz. Selam duadır aynı zamanda. Kesinlikle. Dua ediyoruz. Bunda ne var işte bir selamlaşma şekli. Yap bunu kardeşim. Bir güler yüz göster. Tebessüm önemlidir. İletişimin temelidir belki de. Hı hı. Ama eğitimde daha da önemlidir. Peki eğitimdeki yerinden bahsedelim tebessümün. Tebessüm öğretmen ve öğrencileri romanımı özellikle bilerek bile isteye yazdım. Yani konuyu ona göre seçtim. Yine bir şeyler gözlemlediniz o doğrultuda mı yazdınız hocam yoksa bir de bu şu noktada var, bir eksiklik mi hissettiniz? Simge Hanım yani 26 yıllık bir birikim var ya. Evet. Birçok ortama girmişsiniz. Birçok farklı bölgelerde öğretmenlik yapmışsınız. Sayılarını hatırlayamadığınız kadar veliyle diyalog halinde olmuşsunuz. Öğrenci hepsinin yapısı farklı, hepsinin düşüncesi farklı. Hepsinin inancı bir değil mesela, farklı. Hı. Bu insanlardan sizde kalan izler var. Bu insanlardan kalan izler var. Zamanı geldiğinde ortaya çıkıyor. Ben illa şunu çıkartayım diye uğraşmıyorum. Gerçekten öyle. Bir konuyla ilgili yazmaya başladığınız zaman o geçmişten sizde bırakılan izleri ortaya çıkartıyor. Gün ışığına çıkartıyorsunuz. Hepsi bu. Burada özellikle tebessüm öğretmen ve öğrencilerini yazarken son zamanlarda değerler eğitimiyle ilgili çalışmalar Milli Eğitim tarafından da ön plana çıkartıldı. Ki yapılması gereken bu zaten. Bizi biz yapan değerlerin çocuklara benimsetilmesi, onları davranış halinde göstererek geleceğe hazırlamak. Bu çok önemli. Peki hocam burada kalalım istiyoruz. Değerler eğitim dedik. Burayla devam edeceğiz ve tabii ki tebessüm öğretmen ve öğrencileri kitabımız, romanımız üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında diğer kitaplar gelecek ardından. Evet. Şimdi reklamlar.
Reklamların ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli programcımız ve değerli yazarlarımızdan Duran Çetin bizimle birlikte ve yazıları hakkında bilgiler aktarıyoruz sizlere. Dedik ki efendim, değerler eğitimiyle ilgili konuşuyoruz. En son burada kaldık ve tabii ki son çıkan kitabınız Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri dedik. Tebessümün bizim neden önemli olduğu hakkında bilgi aktardık ama okul kısmında olmazsa acaba neler yolunda gitmez ya da ne eksik olur? Değerler eğitimi son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da öncelenen bir husus oldu. Bu güzel bir gelişme işin aslı. Daha önce keşke yıllar öncesine yapılmış olsaydı da insanlığın şu anda yaşamış olduğu bazı hoş olmayan davranışlar daha minimum, daha az olarak kalmış olsaydı. Ama gün geçtikçe bütün olumsuzluklar çoğalarak devam ediyor. Maalesef. Demek ki bunu gördü yöneticilerimiz ve bir şekilde değerler eğitimi yapılmasının zorunluluğu ortaya çıktı. Ki çok iyi oldu. Yani değerler eğitimi bizi biz yapan değerler. Peki ne kadar zaman içinde sizce bu deformasyona uğrayan süreç tekrar yapılanabilir, tekrar düzeltilebilir? Buna, uzun bir zaman alacak gibi. Buna bir zaman vermek çok kolay değil. Zaman verdiğimizde de insanların beklentilerinin önüne set çekmiş oluruz. Canlarını sıkarız. Böyle bir şey olmaz. Peki. Dileğimiz her an. Bir an önce hızlı bir dönüşüm. İşte bizim o unutmaya başladığımız değerlerimizle yoğrulmuş bir nesil, gençlik, insanlık diyebilirim. Bu bir dua. İnşallah en kısa sürede. Ama buna bir zaman dilimi koyarsak bu çok bilimsel olmaz. Artı çok çabuk, kısa sürede değişim isteyen insanlar için de sıkıntı olabilir. Böyle bir şey demiyoruz. O zaman peki ben yani o soruyu geri bu çok alıyorum. Zor. Evet. Ama ben iyiye gideceğine inanıyorum. Anne babaların mesela şu anda çocukları için sınırsız harcama kalemi sadece eğitim. Ben öyle görüyorum. Eğitim dediği zaman, öğretmen bir şey dediği zaman hiçbir anne baba hayır demiyor. Olmaz diyemiyor. Evet. Zorluyor, zorlanıyor, buluyor ama o çocuğun eğitimi noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı. Elinden geldiği kadarıyla. Durum böyle olunca da bu tür kitaplar, yani bizim değerlerimizi önceleyen kitaplar eğer okutulursa çocuklara, bir anne babanın yapamadığını, bir öğretmenin başaramadığını, bir tek roman ömür boyu unutulmayacak şekilde çocukta iz olarak kalır ve başarır. Bunu yaparken de anne babaların ve öğretmenlerimizin bizim geleneksel olarak yapımıza uygun olan kitapları seçmeler ve okutmalarında büyük faydalar var. Eğer bir an önce o özlediğimiz sıkıntısız dönemi yaşamak istiyorsak bunu yapmada büyük faydalar var. O zamana tez zamanda ulaşmak istiyorsak. İnşallah tabii. İnşallah. İnşallah. Tebessüm dediğimiz gibi iletişimin temelinde var olan esaslardan birisidir, en önemlilerinden birisidir dedik. Okulda tebessüm nedir? Ben onu hemen kısaca bahsedeyim isterseniz. Hemen hocam, bir de bu kitabın içinde neler varmış onlardan bahsedelim. O kitap bir roman. Baştan sona aynı kahramanlar devam ediyor. Ama başlıklar halinde. Tabii ayrı ayrı bölümler. Bölümler oluşturmuş. Yani Ahmet bir bölümde bir tarafa giderken diğer bölümde başka bir tarafa. İşte günler verilmiş efendim, dersler verilmiş. Atıyorum ders İngilizce'denmiş. Evet. Türkçe dersi. Herhangi bir gün. Neden herhangi? Okulda günler hep aynı zaten. Değişen bir şey yok. Siz de öğrencilik yaptınız. Öğrenciler için okullar hep aynı. Okul. Başka yok ya. Okul. Hayat ondan ibaret. Evet. Pazartesi günleri aynı ders, salı günleri aynı ders. Pazartesi, salı aynı ders, çarşamba da aynı ders. Türkçe mesela düşünün, İngilizce düşünün. Çok saati olanlar için söylüyorum. Bu öğrenci açısından olaya baktığımızda öğretmenin tavrına göre dersi sevip sevmeme söz konusu. Kesinlikle. Eğer öğrenci öğretmeni sevmişse derste başarısızlık diye bir şey olamaz. Sırf o yüzden İngilizce'den ve matematik dersinden soğumuşumdur, hep uzaklaşmışımdır, uzak kalmışımdır. O derslerle aramda hep mesafe olmuştur niyeyse. İşte ben bu romanda öğretmenin kendisini sevdirmesi gerektiğini, kendisini sevdiren öğretmenin çocuklarla olan diyaloglarını, bu diyalog neticesinde çocuklardaki gelişmeyi, gelişmenin en sonunda da bir çocuğun, bir anne babanın istediği o kendi yapımıza uygun tarzda hayat sürdürecek çocuğun nasıl bir değişimin sonunda
o istenilen noktaya geldiğini romanda anlatıyorum. Ama bunun temelinde öğretmen var. Öğretmen çocuklara hiç kızması gerekirken kızmıyor. Tamam, gülümsüyor demiyorum, bakın ayırıyorum orayı. Kızması gerekirken kızmıyor ama genelde de çocuklara yakın davranıyor, sevecen davranıyor. Gülümseyen bir yüzü var, hep gülen, gözlerin içi pırıl pırıl, ışık ışık yanan bir öğretmen. Ya. Hangi çocuk etkilenmez Allah aşkına? Benim böyle bir öğretmenim olsa, ki vardı, Allah selamet versin, vardı. Mutlaka her birimizin vardı, evet. Çok sevdiğimiz. Böyle öğretmenlerle eğitimdeki o istendik, beklenilen davranış değişikliklerini gerçekleştirmek çok daha kolay. Romanda da ben bunu anlatıyorum. Hiç böyle yaramazlıktan eli boşa ermeyen çocuklardan bazılarının değişiminden bahsediyorum ki bu bir öğretmen eliyle oluyor. Hatta sadece çocuğun değişimi değil, veliler, anne babaların da değişimine sebep oluyor bu öğretmen. Çok ama güzel. En önemli özelliği mütebessim olması, güler yüzlü olması. İşte güler yüz olur. Demek ki öğretmenin davranışı öğrenciye yansıyor ve gerçekten davranışlar değişebiliyor. Tabii bu reklam amaçlı değil söyledim. İster okutursunuz, ister okutmazsınız. Çocuğunuz okursa değerlerimiz açısından, değerler eğitimi açısından, güzel davranışlar açısından, güzellik ve duyguların daha da kavileşmesi açısından çok şey kazanacağına inanıyorum ben. Çünkü bir öğretmenim ve 26 yıllık tecrübelerimi ben kitaplara aktarıyorum. Evet. Yani çocuk evde ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Öğretmene yaklaşımı nasıl olmalı? Anne babaya yaklaşımı nasıl olmalı? Bunlardan bahsediyorum. Okutulursa çocuklarında bir gelişme olur. Hatta ben anne babaların bile bu çocuk romanını, ki bu çocuk romanıdır, yani 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar tarafından okunması gerektiğini düşünerek kaleme aldığım bir roman. Tebessüm. Ve içi de çok renkli, evet, kitabımızın. Renkli, resimli. Kesinlikle bir. Kesinlikle akıcı bir kitaba benziyor. Sıkılmadan okuyacaklarını biliyorum. Son zamanlarda mesela işte üçü birden çıktı bu kitapların. Yani geçmiş yılın. O kısma geldi. Bir gün önceki yılın ürünleri. Kitapları. Ürünleri bunlar. Macera peşinde Tebessüm Öğretmen. Tebessüm Öğretmen'in çok okunduğunu şu anda görüyorum ben. Çok satıldığını da görüyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Yani niye? Fikirlerinizin birileri tarafından okunuyor olması, değerlendiriliyor olması insanın hoşuna gidiyor. Hocam şimdi sözünüzü balla kesiyorum. O kadar çok kitaplarınız var. Aynı zamanda konferanslara devam ediyorsunuz. Dergide yazmaya devam ediyorsunuz. Diğer yazılarınız devam ediyor maşallah. Ama eğitimcisiniz aynı zamanda. Ve bu da devam ediyor. Biz arada konuştuk efendim. Nasıl vakit buluyorsunuz? Vakit çok. Dedim evet. Çok. Vakit çok. Bir bahsedelim mi? Yani o yoğun temponun içinde siz bunca kitabı nasıl zaman ayırıp yazıyorsunuz? Hiç televizyon izlemeyen birisi olarak, değil mi? Ama çok güzel, gerektiği zamanlarda izleyen, en azından haberleri takip eden. Ama onun dışında vaktim yok diye bir düşünce olmamalıdır, yoktur dediniz. Ben, aslında zaman boldur. Evet, ben o düşüncelerin tamamen uzağındayım. Yani vaktim yok, ölüyorum, bitiyorum. Bunlar... Şu ana kadar 21 kitabım yayınlandı. 22 mi? Onu da bilmiyorum. Çok bu kadar. 21 hocam. Orada gözüken 21 ama 22 olması lazım. Eve gidince bir bakayım ben ona. Bir tanesi kaynamış araya. Kaynamış. Şimdi bu kadar kitabı yazmış birisi olarak vaktim yok demedim hiç. Aman hiç öldüm, bittim, gittim demedim. Demem bu çok önemli burası. Benim eğer vakit bulabiliyorsam, diğer insanlar da rahatlıkla vakit bulabilir. Ben bulabiliyorsam, diğerler çok daha fazla vakit bulabilir. Yeter ki kafanıza koyun, yapacağınız işiniz olsun. Yani önceden yapacaklarınız planlı bir şekilde belli olsun. Bu çok kolay. Mesela ben hiçbir zaman bilgisayar oyunu oynamam. Hiçbir zaman sıkılırım. Ama saatlerce bilgisayar oyunu oynayan, bilgisayarın başında kalkmayan, bağımlı hale gelmiş insanlar vakit bulamazlar. Bu çok normal. Vakit bulamazlar. Yani bir insan saatlerce o oyunun karşısında nasıl zaman geçirir? Yani nasıl vaktini ona harcar? Evet. Sıkılmaz mı hiç? Ben patlarım.
Aynen. Kesinlikle ben, yani iki, bir oyunu ben sonuna kadar oynayamam. Oynamam, mümkün değil. Çünkü ben, bana çok basit geliyor. Yani ben bu oyunu oynadığım zaman bana ne olacak, ne getirecek, getirisi nedir, katkısı ne olacak diye düşünüyorum. Hiçbir şey yok. O zaman bana katkısı olmayan bir şeye ben niye katkı yapayım? Bu açıdan doğru bakamaz mıyım ya? Ve bir başka olay, seçici televizyon seyircilerine bir şey demiyorum. Seçici. Şu anda bizi izleyenler de var. Yani televizyon çok seyretmeyin doğru dediğin zaman geçip karşısına niye konuşuyorsun kardeşim? Madem böyle diyorsun denebilir. Denebilir. Ama seçici olmak çok önemlidir. Her şey izlenmez ya. Her şeyi izlememeli insanlar. Yani size bilgi veren, gerçekten doğru bilgileri aktaran, gerçekten kültürümüze değil mi geliştirecek? Televizyon bir araç. İyi kullanıldığı zaman mutlaka kesinlikle faydası üst seviyede olacak. Üst düzeyde olacaktır. Bunu kabul ediyorum. Ama aynı zamanda çok zararlı şekilde de kullanılabilir. Bunu izleyici, seyirci farkındalık ortaya koyarak devam ettirmesi lazım bu olaya. Yani ben her şeyi açıyoruz, bizim genel yapımız hangi kanal olursa olsun. Bazı kanallar yine bütün yayınları izlenebilir. Çünkü ahlaka muğayir bir şey yok. Ondan sonra normal işte dışarıda gördüklerinden ekstra uçuk şeyler yok. Bunlar bir noktada, ama bazen açıyorsunuz, olmadık kendi hayatınızın dışında bambaşka alemlerle yaşıyorsunuz. Bu da insanın psikolojisini bozuyor zaten. Sonuç çok itibariyle bayramı, oturup günlerce televizyon seyreden insanlar var. Sabah açıp akşama kadar televizyonu kapat. Nasıl dayanıyorsun kardeşim ya? Nasıl tahammül ediyorsun ya? Yani ben buna tahammül edemem. Ben bunu yapamam. Gerçi tamam, ben farklı olabilirim. Ben yazmak zorundayım, mecburiyetindeyim. O yüzden okumak zorundayım aynı zamanda. Okuma ve yazmaya vakit ayırmam için de bazı şeyleri tamamen terk etmiş olmam lazım. Benim televizyon seyretmemem çok normaldir. Ama herkesin televizyon karşısındaki tutumu da seçicilik özelliğiyle ortaya konulmalı. Yani her şey seyredilmemeli canım. Yani çocuklara her şey seyrettirilmemeli. Çocukların izleyeceği programlar var, izlemeyeceği programlar var. Şimdi tutarlı, tutucu ve dikkatli bir babasınız. İki tane Allah bağışlasın evladınız var. Evet. Peki onlar için de mi böyle? Onlar ne yapıyorlar? Şimdi ben buradan konuşacağım. Evde beni izliyorlarsa varınca niye söyledin diyecekler. O zaman ben bizim evdeki uygulamayı rahatlıkla söyleyebilirim. Biz televizyon izlemiyoruz. Yani çocuklarımıza dahil. Niye? Birlikte oturduk, gelin bakalım dedik ya çocuklar. Hiç iyiye gitmiyoruz. Ders çalışmıyorsunuz. Evet. Kitap okumayı azalttınız. Nereye gidiyoruz? Bir karar verelim. Karar verdik birlikte. Televizyon seyretilmeyecek. Bu senenin başından itibaren seyretmedik. Ama dedim ben size bir babalık yapayım. Hani babayım ya. Haftada iki gün, ikişer saat televizyon izleyebilirsiniz. Hafta sonu olmak şartıyla. Tamam mı? Tamam. Anlaştık ve onu hiç aşmadık şu anda. Maşallah. Biz uyguluyoruz. Çok da mutluyuz. Çok da uygulanabilir aslında. Evet. İyi seçici. Yani ben 2 saat derim de veliler günde 2 saat yapabilir çocuklarıyla ilgili. Ama yani 3 saat yapabilir. O kendileriyle ilgili bir durum. Ama belli bir saati olsun. Ama ben de uyuyorum buna. Annesi de çocuklar uyuyor. Tabii. Eğer hadi siz gidin ders çalışın derken ben oturup televizyon izliyor ya da bilgisayarda oyun oynuyorsam çocuklara ders çalış dediğim zaman etkili olmaz ki. Yani senin çocuklarla birlikte olduğunu göstermen lazım ki çocuklar onu benimsesinler. Bizde böyle bir sıkıntı yok. Onlar bak şimdi yazıyorlar, okuyorlar, ders çalışıyorlar. Ne yazıyorlar hocam? Hiç baktınız mı, okudunuz mu? Şiir yazıyorlar. Şiirle başlıyorlar. Öykü yazıyorlar. Masal. Peki sizin kitapları okuyorlar mı? Tabii. Benim, ne düşünüyorlar yazılarınız hakkında? Benim kitapları çıkmadan önce bir kere okurlar zaten. Oğlum Muhammed Enes benim eleştirmenimdir, editörümdür. Maşallah. O ilk önce okur. Bunları da okudu. Macera peşinde, Tebessüm Öğretmen, Cüneyt, bunları da okudu. O eleştirir kendisine göre. Olmamış dediği yerler var. Tabii var canım, olmaz mı? Onun çözemediği, olmamış dediği yerler var. Ben anlatınca çözülüyor. Yani. Aklına evet. Yatıyor değil mi? Mesela, gerçi kitaplardan bahsediyoruz da. Şimdi evet, masal ve macera peşindeyiz yeni, efendim. Öyle yeni kitabımız. İki tane çocuk romanım hazırladım ben, bitirdim. Yayıncıya gönderdim. Birisini gönderdim, birisini bugünlerde göndereceğim.
onları da okudu. Mesela işte başarının artırılmasıyla ilgili bir roman hazırladım. Efendim, onları da süre sonra bizimle buluşacak bu kitap inşallah. İnşallah. Çok güzel. Onları da okudu. Hem öğrenci ya kendisi 7. sınıfta. Dikkatini onlara çekiyor. Yönelik zaten yazdığımda. O benim çok iyi bir eleştirmenim, sağ olsun. O yüzden evde böyle bir ortam var. Kendisi de bundan sonra yazacak, yazıyor zaten. Bazı dergilerde yazılar yayınlandı. İnanıyorum Enes ileride iyi bir yazar olacak. Ben de bekliyorum. İyi bir editör de olursun Enes. Bekliyorum. Eleştirmen de olabilirsin. Çok gönlüsün babanın anlattığı kadarıyla. Hmm. Çok güzel. Böyle yani ortam, aile içerisinde anne babanın ve çocukların birlikte anlaşmasıyla çok rahat, çok daha verimli, çok daha faydalı geleceğe kendilerini hazırlayacak tarzda da sağlanabilir diye düşünüyorum. Ortam sağlayabiliriz. Peki hocam, macera peşindeyiz şimdi. Macera peşinde kitabımızda masal kitabımız. Hı hı. Ne anlatıldı? Kimler hangi macera peşinde koşuyor bu kitabımızı ikinci sınıftan itibaren çocuklarımız okuyabilir ama 8. sınıftaki çocuklarımızın da okumasını isterim. Hı. Hatta kitap okumayan şu üniversite öğrencilerimiz falan var ya. Onlar da okusun. Vallahi okusunlar diyorum. Çünkü okumayı sevdirecek, kendisine bağlayacak. Masal oku dediğin zaman insanlar kendilerinde farklı bir tarz oluşturuyorlar. Ne var kardeşim ya, ben masal okuyorum şu anda. Ben habire masal okuyorum. Yeni çıkan masalların hepsini okuyorum. Garip yani. Karşılanıyor öyle değil mi? Evet. Yani hani büyük belli bir yaşa gelmişiz. Bu yaştan sonra masal mı okunur demeyin. Anneannelerimizi, babaannelerimizi bir düşünün, bizlere masal anlatırlardı. Evet, onlar. Evet. Yani şu anda dediğim, bu yaşa gelmişim, bu kadar okumuşum, yazmışım, ben masal okuyorum. Hı hı. Bu çok normal. Gerçekleri masallarla ifade etmek var ya, diğerlerine göre çok daha rahat. Ve okuması daha keyifli. Daha keyifli. Bir varmış bir yokmuş diyorsunuz. Ondan sonra artık kapılar aralanıyor, ufuklar açılıyor. Kaftanın arkasına gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yeni dağlar buluyorsunuz. İlla kafta olması gerekmiyor. Bir de bizim masal dünyamızda sıkıntılarımız da var. La Fontaine masallarıyla büyüdüğümüz için bizim öz değerlerimize aykırı birçok masal var. Bize öğretilenler de. Tabii bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunları zaman zaman dile getiriyoruz. Mesela tilki ile karga, aptal karga. İşte kalk dedi, peyniri tilkiye kaptırdı filan gibi. Bizim ama ilk anlatılan masallardan ama bir tanesi. Bunlar çok doğru şeyler değil. Bir araştırılırsa, bakılırsa çocuğa biz masalı da gerçeğe en uygun şekilde vermemiz gerekiyor. Bir de değerler eğitimini masalla yapmak çok daha kolay. Yani doğru. Şimdi burada tilki kandıracak, çok zeki ya tilki masallarda. Halbuki karga hayvanlar içerisinde en üst zekaya sahip olan bir hayvan. Bunu böyle anlatmalıyız biz çocuklarımıza. Bir başkası işte cırcır böceği işte saz çalar yaz boyunca değil ya. Bunların hiçbirisi doğru olmayan şeyler. Biz bunları doğrusuyla masal olarak çocuklarımıza anlatmalıyız. Allah her varlığa farklı görevler vermiştir. Cırcır böceği tembellik yapsın diye yaratılmamıştır ki. Onun özelliği o. Cırcır böceği zaten dönemliktir. O sene yaşar ve biter. Biriktirecek herhangi bir şey yok. Yani kışı geçirecek bir zamanı yok onun zaten. Evet. Biz masallarımızda bunlara falan dikkat etmeliyiz. Yani doğruluk, dürüstlük, terbiye, namus, şeref, bunlar küçük yaştan itibaren çocuklara verilecek olan merhamet, mesela merhamet duygusu, bunları da doğru olarak vermeliyiz. Yani bizim o inandığımız değerler doğrultusunda biz masallarımızı yazmalıyız. Yani hileci, üçkağıtçı insanlarla biz masal yazmaya kalkarsa, kahramanlar böyle olursa, bizim çocuklarımız da şunu diyecek ya, demek ki üçkağıtçılık çok normal. Yani insanları aldatmak çok normal. Bunu dedirtmememiz lazım. Bu açıdan masalları önemsiyorum. Son zamanlarda özellikle çocuklara yönelik yazılarımın temelinde de bu felsefe, bu düşünce var. Yani onları biz yanlış yönlendirmemeliyiz. Peki hocam, masallar nasıl oluşuyor sizde? Hani geçmişte bildiğiniz masalları mı aktarıyorsunuz ilaveler yaparak, yoksa anlatılanları mı yazıyorsunuz? Hepsi var. Yoksa tamamen kendi ürününüz olan, tamamen kendi hayalinizde canlanan masallar mı? Evet, çıkıyor? Mesela benim ilk yayınlanan masal kitabım Gökkuşağı Yolculuğu. Gonca Yayınları'ndan çıkmıştı. Epey de dağıtıldı. Güzel bir masaldı. Geçmişten değil, tamamen günümüzden ve fantastikti.
Çok güzel. Yani fantastik. Masallar zaten fantastiktir ya sonuç itibariyle. Daha sonra macera peşinde harmanlanmış şu andaki elimizdeki kitap. Harmanlanmış bir masal. Yani hem günlük, güncel hem de geçmişten bize aktarılan bazı olaylar var. Bir yeni masalım mesela yine aynı şekilde. Kule'deki sır. Bu masalda da geçmişten hiç alakası yok. Tamamen inanç dünyasıyla ilgili fantastik bir masal. Yani masallar geçmişte mi günümüzde mi dememe dilim varmıyor. Her zaman her yerden. Önemli olan ikinci sınıftan itibaren hatta okula gitmeyen çocuklarımıza anne babaları bunu okuyabilir. Bunları. Kreş çağında. Tabii okuyabilir. Bu da karakter eğitimi söz konusu. Hı-hı. Kişilik oluşmasında o bizim değer verdiğimiz meselelerin işlendiği masallar bunlar. Laf olsun diye bir masal yazmaktan uzak duruyorum. Yani çok şirin olsun, tatlı olsun, güzel olsun. Yok kardeşim, benim masalımda mesaj olacak. Yoksa ben niye yazayım? Ben çocuk eğitimine kendimi adamış birisiyim. Ya da yıllardır bu işi yapıyorum. Çocukların eğitilmesi noktasında katkı sağlamayacak, güzel cümlelerle süslenmiş, okuduğun zaman hiçbir anlam ifade etmeyecek bir şey asla yazma. Bunu yapanlar çok fazla aslında değil mi? Onlar benim açımdan değerlendirilmemeli. Süsleme sahasını çok fazla kullanan yazılarında. Evet mutlaka süslemeliyiz belki yeri geldiğinde ama önemli olan sadeliğidir. Masallarda özellikle eğitim yapıyoruz biz masallarla. Masallarla eğitim, ömür boyu unutulmayacak eğitim. Kesinlikle öyle. Öykülerle eğitim, unutulmayacak eğitim. Mesnevi unutuluyor mu şimdi? Bir Mesnevi'den bir bölüm okuyorsunuz, ömür boyu unutmuyorsunuz. Neden? İşte hikaye tarzında size anlatıyor. Anlatı hikayeyle olduğu zaman sizde iz bırakıyor. Yani evet. Romanın içerisinde de aynı şeyler söz konusu. Romanlarda da aslında evet, öyle. Aynı şey. Neden yani, bizi çok fazla etkiliyor ya da bazı olayları aklımızda tamamen yer ediyor? İşte hikayeleştirildiği evet, için evet. Bu önemlidir. Şimdi Cüneyt'ten bahsedeceğiz ama öncesinde reklamlar. Evet değerli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazar Duran Çetin bizimle birlikte programımızın 3. ve son bölümündeyiz. Bu bölüm biraz daha kısa sürüyor. O yüzden bizi biraz üzüyor galiba. Şimdi Cüneyt'e geldik. Bu da bir roman. Artık macera peşindeyi ayırdık bir köşeye. O inşallah okunacak. Üniversite çağındaki gençlerimiz de mutlaka okusun dedik. Sadece ilkokul çağındaki çocuklarımız okumasınlar. Okumayanlar için söyledim. Üniversitede kitap okumayanlar için. Okumayanlar için söyledik. Bunu da aldın çiziyoruz evet, peki. Bu başlangıç olabilir. Cüneyt bize kimdir Cüneyt? Şimdi bir kere peşin bir teşekkür etmem lazım size. Bu sizinle sanırım benim yıllardır 3. programım mı? Belki de evet öyle biraz olabilir. Burada en uzun programımız da bu oldu. Yani daha önceki programlarımız da çok kısaydı. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok kısaydı. Evet. Yetmiyordu. Konuşma imkanımız oldu birazcık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Macera peşindenin bir özelliğini de söyleyip Cüneyt'e geçelim isterseniz. Peki. Macera Peki. peşindenin sonunda etkinlikler var. Yani okunan bölümü anlamış mı? Çoktan seçmeli test var. Hemen bakıyoruz. Evet arkasında bir okuduğu yeri yeniden yazdıran bir bölüm var. Çocuklarımızın yazar olmasını temin edecek bir bölüm o. Çoktan seçmenin hemen arkasında. Bölümü tekrar yazdırıyor. Siz olsaydınız Osman'ın yerinde ne yapardınız gibi birkaç soruyla o bölümü evet, yeniden yazdırıyor. Haydi yazalım köşemiz evet. var. Üçüncüsü de hadi resim yapalım bölümü var. Okuduğu her bir bölüm, içerisindeki bölümleri ayrı ayrı her bir bölümü resim yapıp anne babasıyla paylaşmasını istiyoruz kitapta. Böyle de bir etkinliği var. Gayet de çok güzel faydalı. O açıdan çocuklar bunu dediğim gibi 8. sınıfa kadar uygulayabilirler. Hiçbir problem yok. Çok da sürükleyici bir macera. Hocam bunu kesinlikle çok okuyacağım. Da sürükleyici bir macera. Bunu kesinlikle okuyacağım. Evet tabii siz okuyorsunuz mutlaka. Okuma noktası deyince önceki programlarımızdan evet. verdiğim kitapları da hatırlıyorum. Portakal Kızım okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Sormuyorum ya. Okudum. Okudunuz. Ama güzel bir kitabınız. Evet. evet bunu söylüyorum. Mutlaka bunlar da çok güzeller eminim ama önce bununla başlayacağım. evet. Elimde o kadar çok kitap var ki okumam gereken. Ama bunu bir solukta okursunuz. Bir solukta okuyabileceğime inanıyorum. Evet.
sayfa olarak da beni kurtaracak gibi görünüyor. O yüzden gerçekten o kadar çok kitap var ki. Bir de merak unsuru. Her biri çoğu da yarım kalıyor. Niye onu bilmiyorum. Tamamlamakta güçlük çekiyorum. Merak unsuru var zaten bunun içerisinde. O yüzden bırakmazsınız. Bu önemli benim için. Peki. Şimdi Cüneyt'teyiz efendim. Cüneyt. Cüneyt. Karakteri kim acaba? Cüneyt karakteri, Cüneyt'in kahramanı Cüneyt. Yani kahramanın adı Cüneyt, kitabın adı da Cüneyt. Yaşanmış bir olay. Çok sevdiğim bir arkadaşım, bir dostum zaman zaman beni ziyarete gelir. Ben de onu ziyarete giderim, severim kendisini. Böyle geçmişinden bahsetti bir ara. Çok etkilendim. Yani yaşadığı hayatı birebir anlattı. Bir girdi, Allah Allah dedim ya, şunu dinleyeyim sonuna kadar. Dinledim. O an anlatırken arkadaşım ağladı zaten. Hayatını anlatırken ağladı. Bu arkadaşımız şu anda kocaman adam. Yani 50'nin üzerinde bir arkadaşımız. Çocukluğundaki yaşadıklarını anlattı. O yoksulluk, yokluk içerisinde geçen zamanı. Babasının kendilerini terk ettiği dönemden girdi. Annesini kaybettiği işte... Allah rahmet eylesin. Ölmemiş. Romanın sonunda onu anlıyoruz ama... Ölmüş gibi sandığı bir dönemi yaşadı. Annesiz babasız bir dönem. Ağlayarak anlattı. Çok duyguluydu. Yazmam gerektiğini düşünüyordum. Çok ilginç. Hemen devreye gireceğim. Ve şimdi filmlerde izleriz görürüz ya. İşte çocuğu annesi babası terk etmiştir gitmiştir. Onu alanlar, sahiplenenler her kimse. Gizler. Gizlerler ya da annem baban ölmüş. Meğer oluyormuş. Ya, öyle mi hocam? Meğer oluyormuş. Öyle değil ama meğer oluyormuş yani. Bunu dinle. Ama gerçekten de yaşanıyor. Bunu, evet. Yani birebir gerçek. Çok etkileyici, çok çarpıcı ve duygusal bir roman. Aslında bir arkadaşımıza verdim ben. Üniversitede derslere giriyor arkadaşımız. Şunu bir oku bakalım dedim. İlk çıktığında ona verdim. Hocam dedi, kitapta bir eksik var ya. Keşke olmasaydı dedi. Allah Allah, ne ki? Kitaptaki eksik ne? Neymiş? Bu kitabın dedi arkasına, arka kapağına bir tane mendil koymalıydınız. En arka kapağın iç sayfasına dedi. Şuraya. Oraya bir mendil olmalıydı hocam filan dedi. Güzel bir yöntem aslında o da. Hoşuna gitti aslında. Yeni baskısında ben bunu yayıncıya önermeyi düşünüyorum sizin. Şuraya bir mendil koyun. Diye farklı bir filmlere gittiğinizde öyledir ya. Öyle önceden izleyenlere sorarsınız konuyu anlatmayın ama hani ağlıyor mu? İşte evet ağlıyorsa ben önceden hazırlıyorum mendilimi. Mendilimle gidiyorum evde duruyor. Onun gibi bu olabilir bir şey olabilir. Dede gayet güzel, etkileyici, sürükleyici, duygusal. Bir de öğretici. Ben yazdığım bütün kitaplarda öğreticilik benim için önemlidir. Yani bu belki de öğretmen olmamdan kaynaklanıyor. Bildiğim şeyleri paylaşmazsam sırf edebiyat olsun diye de yazmak bana çok zevk vermiyor işin aslı. Bütün yazarların dikkat etmesi. Yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Yani çok da hatta o kadar güzel yazarsınız ki hiçbir şey anlaşılmaz ve herkes sizi över. Bu çok mümkün. Yani bunu deneyebilirim, yapabilirim. Ama ben bunlardan uzak durmayı düşünüyorum. Ya faydalı olma esası, iyi insan olmaya katkı. Ya kitaplarda bu olmasa ben kitap yazdım diyemem ki. Rahatsız olurum. Gerçekten rahatsız olurum. Niye? 4 gün sonra ben yokum. Allah hayırlı uzun ömür versin herkese. Ben gittikten sonra kitaplar var. Evet. Arkamdan benim aleyhimde olacak bir tek kelimenin varlığı beni rahatsız eder. Hayırlı bir iş bence ya, yazmak. Beni rahatsız eder. Hele ki bilgi aktarıyorsa, eğitiyorsa bizleri. Gerçekten en güzel görevlerden, hizmetlerden bir tanesi. Evet. Bu Cüneyt... Zor bir hayat yaşamış. Kesinlikle öyle. Okunduğu zaman insanın olgunlaşmasındaki evreleri rahatlıkla gençler ve çocuklar görebilir burada. Yani kendi yaşındayken bu çocuk nasıl davranmış, daha sonra nelerle karşılaşmış ve nasıl bir hayatı olmuş. Şu anda bu kitabın ben ikincisini de yazacağım. Yazacağım. Arkadaşım eğer bana lütfeder, anlatırsa... Hocam etkilendiniz mutlaka. Evet onun için diyorum. Ama ağladınız mı gerçekten? Kesinlikle ağladım. Evet kesinlikle ağladım. Ağladığım kitaplar var ya. Yani böyle kitapta okurken, tekrar tekrar okurken aynı yere geliyorum. Böyle sanki programlanmış gibi orada yine ağlıyorum. Bu tür yerler var. Çok enteresan ama yaşanıyor. Evet bu oluyor. Çok normal. Yazdıktan sonra ben defalarca okuyorum kitabı. Başkaları okumadan önce. Ben altını çiziyorum. Hoşuma giden yerlerin okurken. Kitabı bitirdikten sonra tekrar dönüyorum. O altını çizdiğim yerleri bir kez daha okuyorum. Beni en çok etkileyen, duygulandıran şeyler dönüşüm anları.
En çok etkilendiğim konular onlar. Yani ağlama gerekiyorsa ağlarım, ne var bunda? Çok ben normal. Otobüste biliyorum giderken mesela ama saklıyorum hocam, kitap okuyorum bir taraftan yani istem de şu yaşlar geliyor, engel olamıyorsunuz. Bir taraftan da hani eğilip bakayım ne oldu ki diye soracak mı acaba diye saklıyorum. Yazık ne olmuş buna filan diye çıkalım. Şimdi evet. Toprak Gönüllüler kitabında bir dönüşüm noktası var mesela. Toprak Gönüllüler romanımda. Ben orayı 50 defa okusam 50 defa ağlarım. Yazarı olarak ben bunu ağlarım. Portakal Kızım'da kesinlikle ağladığım, gözlerimi yaşlandığı yerler var. Hep aynı yerlerde sonuçta. Orayı okuyayım tamam. Ağlamak istediğin zaman ben oraları okuyorum. Buradan versek de aslında ağlamak isteyenler o kitapları, o bölümlerini okusa yeterli. Ağlamak istiyorsanız ben Portakal Kızım alıyorsunuz ve Cüneyt mutlaka alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Bu ağlatmak için değil ama öğretmek. Bazı bölümlerde tabii insan duygusallaşır, duygusal bir varlıktır. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hani Cüneyt zor şeyler yaşamış ya. İşte belli bir yaşa geldi artık. Birçok hayatta tecrübeler edindi. Şu an belki de çok iyi bir yerde, iyi bir noktada, bilmiyoruz. İnşallah öyledir. Buradan selam söylerim arkadaşıma. Selam söyleyelim efendim. Sizin hikayeniz çok güzel. Acaba o yaşadığı zorlukları, kişi hep böyle midir? Zorlukları yaşayan kişiler, karşısında ilerleyen dönemlerde aynı süreçleri yaşayan kişileri gördüğünde gerçekten daha duyarlı mı oluyorlar? Yoksa... Ben o hani açıdan değil de şu açıdan bakıyorum olaya. Zorluklar içerisinde pişmiş insanlar kesinlikle başarılı oluyorlar. Ben onu söyleyeyim. Evet. Burada tamam ama öbür tarafı bir şey diyemiyorum. Zorluklar içerisinde yaşamış olmasına rağmen duygusal gelişimini tamamlayamamış insanlar başkalarına çok fayda sağlayamazlar. Sağlayamaz. Yani bu kişilerin özelliklerine göre değişebilir. Buradaki kahramanımız çok faydalı işler yapıyor. Onu tebrik ediyorum ama şu anda gerçek hayatta. Ne yapıyor? Öğrenim, öğretmenlik yapıyor. Aynen, sonuç güzel. İtibariyle. Bir o biliyor, bir ben biliyorum zaten. Başka bilen yok. İkimizin arasında sır. Bu ikinci bölümün de inşallah kendisinden rica edeceğim. Devam edeceğim bu kitaba. Faydalı olacağını düşündüğüm için. Faydalı olacağını düşünmesem Cüneyt zaten Bey, yazmam. Ne düşünüyor acaba? Ya hayatınızın belli bir sürecinin, yaşadığınız belli bir süreci birinin çok etkilenmesi ve onu kitap haline getirmesi. Yani bence çok güzel bir duygu. Arkadaşımızın ismi Cüneyt değil tabii ama... Biz Cüneyt yaptık artık. Tabii Cüneyt kitaptı. Cüneyt oldu şu an Cüneyt. Evet. Faydalı olur inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Edebistan konuşacaktık. Evet, Edebistan evet. Ve sonrasında başarı. Başarı nasıl? Vaktimiz varsa eyvallah. Var hocam, bir olmadı. Hatta uzatabiliriz de 40 yılda bir gelmişken falan. Espri yapıyorum. Buyurun. Şimdi 5 dakikamız var. 5 dakikamız var. Şimdi Edebistan sizin ilginizi, dikkatinizi çekti. Güzel bir isim aslında. Bu Ömer Lekesiz beyefendinin kurmuş olduğu bir edebiyat sitesi. Ömer Lekesiz Türkiye'deki en önemli öykü eleştirmenlerinden birisi. Evet. O siteyi kurduğu andan itibaren her ay hikaye yazmaya başladım ben. İşte son 2-3 aya kadar da hiç aksatmadım. Son 2-3 aydır orayı da aksatmaya başladım. Belki çok fazla yoğunlaştığım için, yani dediğim gibi 3 tane romanı şu anda tekrar gözden geçirmiş, bazılarını yerinden yazmış birisi olarak. Maşallah diyorum hocam. Bazılarını yeniden yazmış birisi olarak aksatabiliyorsunuz. Bundan sonraki eğer rahatlarsam oraya devam etmeyi düşünüyorum. Hakikaten önemli isimler orada yazıyor. Çok önemli isimler yazıyor. Edebistan'a bir... Edebistan.com Basılı değil. Bir bakalım. Hatta edebiyata ilgisi olanlar, yazarla ilgisi olanlar orayı takip ederlerse gerçekten istifade ederler. Şu anda 2-3 aydır benim yazım yok, buna rağmen söylüyorum. Evet. Mutlaka istifade ederler. Takip etmelerinde fayda var diye düşünüyorum ama basılı değil. Yıllardır bu işi ciddi şekilde yapıyor. Hı-hı. Kabul ediyorum. En ciddi belki de internet sitelerinden birisi. Hepsi de ciddi değil, olabilir peki. De birisi diyorum ben bunu. Edebistan o. Tabii bunun yanında diğer dergilerde ben yazıyorum. Hiç aksatmadığım dergiler de var mesela. Hı hı. Kesinlikle her sayısında mutlaka bir yazımın yayınlandığı. Bunlardan bir tanesi Vuslat. Her sayıda mutlaka bir hikaye yayınlarım. Yayınlamasam bile arkadaşlar sağ olsunlar, ısrarcılar bu konuda. Yazarlar biraz
çok meşgul oldukları için okuma yazmayı da asabiliyorlar bazı noktalarda. Eğer arayıp sormazlarsa tamam sürekli göndermez. Yani ben böyleysem herkes benim gibidir falan diye düşünüyorum. O arkadaşlarımız sağ olsunlar arıyorlar. Hocam yazınız gelmedi, ne oldu, yazınızı bekliyoruz. İşte o zaman kendinizi zorluyorsunuz, zorunlu hissediyorsunuz. Şu an hangilerinde devam ediyor peki? Vuslat dediğiniz. Ara ara hepsinde çıkıyor da. Sürekli yazdım. Diyanet Çocuk mesela benim için çok önemli. Her ay mutlaka yazmam gerektiğini düşünüyorum ve uğraşıyorum. Dün akşam mesela Şubat ayının konusuyla ilgili bir yazıyı yazdım. Orada konuları siz kendiniz mi belirliyorsunuz? Hayır. Yoksa derginin konseptine uygun mu? Dergiler genelde yıllık bir program çıkartır. Her ay konusu bellidir. Yani Diyanet Çocuk da böyle. Ocak ayının konusu bellidir, Şubat ayının konusu bellidir. O konuyla ilintili olarak yazarsınız. Evet. Ha bunun dışında yazabilir misiniz? Yazarsanız ama ben genelde konuya uygun... Daha kolay olur belki. Zor olur. Konulu yazmak çok zordur yazar için. Yani diyorsunuz ki mumla ilgili bir hikaye yaz. Bu sizi sıkıntıya sokar. Yani ama bir hikaye yaz derseniz mum olacağına başka bir şey olur. Daha rahat hareket edersiniz. Bence konulu hikaye yazmak çok kolay değil ama kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu özelliği, bu güzelliği var. Diyanet Çocuk'ta sürekli yazıyorum. Konya Çocuk'ta mutlaka her sayısında bir hikaye yazıyorum. Vuslat'ta da her sayısında yazıyorum. Diğerlerinde de zaman zaman ara ara. Bu dergilerden Duran Bey'in yazılarını takip edebilirsiniz. Önceden sürekli yazdıklarım var onların içerisinde. Ama son zamanlarda benim aksattığım, artık romanlar geliyor. Kitaba yoğunlaştığım için aksattığım dergiler var. Onlara da ben her sayısına yazı gönderiyordum. Peki hocam son dakikadayız. Bir de orada mahalle mektebi var. Onu özellikle söylemede fayda var. Mahalle mektebine de zaman zaman gönderiyorum. Çünkü mahalle mektebi çok ciddi bir edebiyat dergisi ve merkezi Konya. O açıdan önemsiyorum. Merkezi Konya önemli isimleri bir araya getirebilen, başarabilen bir dergi. Ulvi Bey'e de buradan, Konya'da gerçekten başarılar bu alanda diliyorum. Ciddi anlamda çalışmalar yapan ekiplerimiz var. Evet, bunu çok başka güzel. Programda konuşabiliriz. Konya'da edebiyat alanında, yazarlık alanında bilinmeyen ama Konya'da yaşayan çok fazla isim var. Herkes İstanbul'da zannediyor. Geçen gün bir yere gittim. Aa, Duran Çetin Konya'da mı yaşıyor diyor mesela insan. Çünkü yazarlar Konya'da yaşamaz onlara göre. İstanbul'da yaşar. Nedense yazarların da memleketi orası, diğer sanatçılarımızın da memleketi İstanbul gibi algılanıyor. Oysa ki Türkiye'mizin birçok köşesinde çok iyi isimler, değerli isimler var. Sondayız. Kısaca Başarılı Olman Yolları kitabı yakın bir zamanda bizimle buluşacak. İnşallah o zaman da bir program yaparız sizinle. Daha detaylı bilgiler veririz bu anlamda. Herkese hitap eden yine bir kitap olacak galiba. Şimdi bu roman. Roman formatında öğrencilerimize nasıl başarılı olunur onu anlattım. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda çıkacak piyasaya. Burada 3-4 maddeyle özetlemem gerekiyorsa başarılı olmak için 1. Kendinize güveneceksiniz. Güven olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Kesinlikle güveneceksiniz. 2. Planlı ve programlı çalışacaksınız. Mutlaka kötü de olsa bir planınız olacak ve önünüzde olacak. Plansız programınız çalışmayla hiçbir yere varamazsınız. Biz bile planımızı, programımızı haftalar öncesinden yapıyoruz. Gelecek hafta kimi konuk edeceğiz, ondan sonraki hafta. Ya değil mi? Bir de siz üstelik her gün. Ya bu bir sıkıntı. Ben bazen aylık yapıyoruz, bazen haftalık, bazen 15 gün. Plan olmasa başarılı olamazsınız. 3. Planı uygulayacaksınız kardeşim. Başka yolu yok. Bir de 4. madde uzun bu da. Ben program bitti gibi bakıştan öyle anlıyorum. Okuyacaksınız. Aile olarak çocuk çoluk ne varsa çoluk çocuk hepiniz birlikte kitap okuyacaksınız. Okumayı geliştireceksiniz ve seveceksiniz. Başarılı olmanın en başta gelen maddelerinden birkaçını saymış oldum. Efendim bunların detayları hakkında ilerleyen dönemlerde Duran Bey'den yine bilgilerimizi alacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz inşallah. Bu ben güzel teşekkür ediyorum. Söyleşi için, program için. Size başarılar diliyorum. Başarınız daim olsun. Amin, sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, program sonuna geldik. Yılın ilk gününün ilk programının sonundayız efendim. Rabbim daim eylesin inşallah. Yarın sözümüz sağlığa diyoruz. Sağlık gününde değerli bir konuğu ağırlayacağız ve önemli bilgileri aktaracağız sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.